tuvalet kağıdı 32'lisi 130 lira olmuş. Ay ne yapacağız? Eskiye döneceğiz. Bezlerden dikeceğiz, sileceğiz. En güzeli. Böyle başma olur. İsraf. Atıyoruz, atıyoruz. İsraf yapıyoruz hep. Ondan oluyor zaten. Eski öyle miydi? Hep dikiyorduk, dikiyorduk, kullanıyorduk. Ellerimiz sileceklere, örgüler örüyorduk. Elimiz yapıyorduk. Eskiye dönüş mü var? Yani aynen. Böyle giderse zor. Çünkü çok zor oldu hayat. Her gün neredeyse bir zam haberi yapıyoruz. Akaryakıt zamları, dolara gelen zam, una gelen zam, ekmeğe gelen zam, 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 zam. Ancak bugünkü zam haberi tuvalet kağıtlarıyla alakalı. Evet, 32'lik tuvalet kağıdı geçtiğimiz sene marketlerde belki 30-40 liraydı. Ama bugün 32'lik tuvalet kağıdı marketlerde tam 130 lira. Teşekkürler AK Parti deyip sözümü bitirmek istiyorum. Bu kadar. Nasıl sence Türkiye'nin ekonomisi? Ya şimdi burada açıklama yapmak istemiyorum çünkü FBI open'da doğru olur eğer eve gidersem. Kapıma polis falan dayanır. O yüzden konuşmak istemiyorum. Konuşma özgürlüğünün olmadığını mı düşünüyorsun? Evet, kesinlikle öyle düşünüyorum. Ülkemizde çoğu şeyin özgürlüğü yok. Marketlerde 32'lik tuvalet kağıdı 130 lira olmuş. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Bu millete az bile. Daha beter olsun. Artık iyi günlerde değiliz. Bu zamların sebebi ne? Zamların sebebi dolarla çıkıp duruyor. Biz dışı bağımlıyız. Dışı niye bağımlı olmalıyız? Biz dışı bağımlı olmamalıyız. Biz Türk parasına yaşamalıyız. Yani dışı bağımlılık her şeyi alt üst etti işte. Amerika'daki gibi sıraya geçeceğiz biz de marketlerde herhalde. Alım gücümüz var mı peki sıraya geçsek de? Bulursak alacağız. Mal da bulamayacaksınız diyor toplanıcılar. İnşallah Allah daha iyi günleri nasip etsin. Ya benim düşünecek hiçbir şeyim yok ki. Yani artmayan bir şey var mı? Sabah alıyorsun bir fiyata, dersi gün gidiyorsun. Ya 5 lira ya 10 lira eklenmiş ona yani. Bakliyatından tut, etinden tut, sebzesinden tut, meyvesinden tut. Artık benzinini, şuyunu, buyunu söylemiyorum. Nasıl geçinilecek? Asgari ücretli bir kişi, evi yok, 3 tane çocuğu var, üniversitede çocuğu var. Nasıl geçinecek bu kişi? Düşünüyor musunuz bunu? Kim düşünecek bunu? Yukarıdakiler düşünecek. Onlar da düşünmeyince o bir tarafı bekle. Ne zaman gelecek o bir taraf? Çok kötü. Normalde aslında bunun daha yarı fiyatınaydı. Sanırım %100 katlamış. Doğru mu? Evet. Niye böyle oldu? Sıkıntılardan dolayı birazcık da istifçiliğe başladık. Sizin evde var mı? Stokta yok. Bende de yok ama bazıları bunu almak, bulundurmak ya da daha doğrusu yani tedarikçiler ve ona bağlı dağıtıcılar ve ona bağlı pazarlamacıların elindeki malı stoklayıp biraz daha fiyatını arttığında piyasaya sürmek için yaptıkları bir oyun. Ekonomi nasıl? Ekonomi şu an için hiç iyi değil. Yani birazcık kötü durumdayız işin açıkçası ama tabii bu insanlarla alakalı bir şey. Çünkü insanlar emek harcamadan, sermaye harcamadan para kazanmaya alıştılar. Bütün problem buradan kaynaklanıyor. İyi olmuş. İhtiyaç ya. Ortalık pislikten geçilmiyor. Olur. Pahalı değil mi? Çok pahalı. Millette para olmayınca alamayacak nasıl olsa.